Geldi mi ses? Aleyküm selam. Ses geldi mi? Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Orada Ercan bir soru soruyordu. Orta kafa, orta kafa falan filan diye. Gelsin de burada sorsun. Orta kafa ile ilgili bir şeyler soruyordu. İyiyim arkadaşlar, Allah'a şükür. Bir yere gideceğim de. Bugün akşam giremem büyük ihtimalle. O yüzden şimdi dedim bir yayın yapalım. Ondan sonra çıkarız. Ondan sonra görüşemeyiz akşam dedim. O yüzden hemen yapalım ki. Tamam Efe, kapat bu konuyu ya. Yani kapatalım o konuyu arkadaşlar. Aleykümselam. Efe sen de hoş geldin. Arkadaşlar çıkan çıktı artık. Yapacak bir şey yok. Kapatalım o konuyu. Yani biz insanların peşinden koşacak falan değiliz. İsteyen çıkabilir. İsteyen devam edebilir. Yani sonuçta bu biz zorla bir şeyler yaptırmıyoruz. İnsanlar keyif alsın diye uğraşıyoruz arkadaşlar. Bizim için de bir şey yapmıyor insanlar. Yani burada insanlar maç yapıyorsa, bir şeyler yapıyorsa kendisi için, kendi keyfi için, kendi zevki için. Yani genel olarak takip etmek için, oynamak için falan yapacaksınız. Yoksa benim için bir şey yapmıyorsunuz burada. Bana hiçbir faydanız yok zaten. Yani burada turnuvaya oynamanız bana hiçbir şey kazandırmıyor işin açığı. Yani ben de tabii keyif alıyorum sizler oynadıkça ama bana bu bir yük dahası yani. O yüzden hani şey yapmayın yani. Çıkan çıksın. Ah. Bazen gidiyor arkadaşlar. Evdeki internet çok iyiydi eskiden. Şimdi ne oldu vallahi anlamadım. Bir anda gidiyor, bir şeyler oluyor. Gel bakalım makalele. Fena değil Efe. Alabilirsin. Fena değil ama tabii daha iyi oyuncular var yani. Daha iyi oyuncular. Ben Vinicius'u falan daha çok öneriyorum. Vay be, buralara düştün mü Yorente? Kalmamış stoğu zaten. Az önce bu full satılıyordu. Mustafa, sen var mısın Discord'da? Yani şu an yer yok. Ama yaz Discord'dan, yer olursa ola ki şey yaparız, konuşuruz seninle de. Arkadaşlar şuna bakın, birazcık hızı düşük. Birazcık hızı düşük ama şu müdahaleler falan acayip. Yani tam stoperlik şeyler, müdahaleler. Şeyi de dayanıklılığı da bayağı yüksek. 4-5 ayağı var. 3 yıldız olması çok sıkıntı değil. Rolanti de biraz hızlanmaya veriyor. Aslında üstünlüğe verse daha iyi olabilirdi ama hızlanmaya veriyor. Çeviklik biraz zayıf kalıyor işte orada. Ama mesela Fagioli ile kıyaslayalım. Yani Fagioli'nin hızıyla çok farklı değil. Fagioli tamam 100-108'lik bir oyuncu ama çevikliği biraz burada çevikliği biraz sıkıntı. Oradaki Nikin'le Mustafa
Ama müdahalelere bakın arkadaşlar. Ferdinand'ın müdahaleler acayip önde. Bir oynamak lazım Ferdinand'la. Ben merak ediyorum. Ferdinand'ı ben alacak gibiyim. Gerçi o kadar para verir miyim bilmiyorum da. Para verirsem mutlaka düşünürüm Ferdinand'ı yani. Eline sağlık Efe'cim. Teşekkür ederim. Daha bunlar oynanacak. Bunları Eren oynayacaktı sözde ama daha oynamadı bakalım. Oynayacağım diyordu. Hayırlı olsun Balak. Daha bunlar oynanacak. Stones'u alıvermiş. İyi. İyi Stones alındıysa. Daha oradan Brehme alacağım falan. Daha kadro kuracağız arkadaşlar. Daha hiç kadromuz falan yok. Bak bizim arkadaşlar maçta hep. Görüyorsunuz yani. Şöyle bir iki maç girelim. 118. Aras Deniz. Valla senin nickini hatırlayamadım Mustafa. Yani varsan hani çok kişi var tabi. Genelde de hatırlarım ama senin nickini hatırlayamadım. Biraz daha aktif olursan görebiliriz. Kaçken takımın? Aleykümselam. Bu Baccio'ya bayılıyorum ya. Aleykümselam Gökhan, hoş geldin. Aleykümselam Rüzgar. Hoş geldin sen de. Valla bilemiyorum kardeşim artık. Tatil yapıyorlar herhalde. Yani sen de bazen olmuyorsun. Vallahi bu maç baya güzel pozisyonlar geldi. Baggio ya, şu dokunuşa bakar mısınız arkadaşlar? Yani şu dokunuş Baggio'nun çok harika ya. Çok şık. İyi yapmışsın ya. Hadi be. Hadi bu maçı vermemem lazım. İki tane daha atmam lazım. Sağlam vur Taremi. İşte bu. Neyse, satışı da iyi kadro izledim. İyi yapmışsın ya. Vallahi iyi yapmışsın. Nesta bayağı bir senin işine yaradı. Yani sevindim yani Nesta'da. Asist Özil. Öyledir kardeşim de vallahi günde o kadar çok insanın kadrosunu yorumluyoruz. O kadar çok insanı şey yapıyoruz ki. Ya günde o kadar çok insanla şeyiz ki, muhatabız ki kardeşim, unutabiliyorum ama asist Özil'i hatırladım. Bakmıştık kadrona. Nick'ini hatırladım da gen 125 gen falan da herhalde. Bu pazartesi mi tatil? Aa. Bu pazartesi niye tatil ya? Ya pardon arkadaşlar. Sohbete bakayım derken. Ha haftaya. Niye? 19 Mayıs. Ondan mı? 19 Mayıs var, bir de seçim sonrası değil mi? Aynen. Doğru.
Ha ya, Muhammed İsmail maça yayına gelir büyük ihtimalle. Arkadaşlar, Muhammed İsmail yayına gelirse sakın kaçırmayın onu ha. Sakın kaçırmayın, maçını yaptırın onu. O herhalde küçük bir kardeşimiz. Ya ne yapıyorsun Bacio? Niye kafa vuruyorsun ya? Çak şuna Taremi. Ah, bu maçı yenildik galiba ya. Ya bir de frikik veriyor ya. Allah'ım Onana kurtardı. Tüh ya, yenildik bu maçı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ümitçim hoş geldin. Hüso hoş geldin. Hüso kim acaba? Fırtına mısın Hüso? Yemeyin oğlum. Hadi oğlum, bunu atarız. Atarız bunu. Aldık mı? İşte bu. Son saniye çevirdik. Son saniye. O Tamer'cim hoş geldin ya. Seni buralarda görmek ne güzel ya. 4-0'dan geri gelmiş adam ya. Bu nasıl oldu ya? Gökhan sen, ha yoksun sen de değil mi? Doğru, sen de yoksun. Tamam, şey olursa aklımdasınız zaten, sizleri alırız. Tamam Hüseyin. Aleykümselam. Biraz da teke tek girelim. Eksik meksik bir şey olursa ola ki şey yaparız, alırız seni yani. De pek sanmıyorum. Şu sıra bir daha eksik olacağını sanmıyorum. Yok, benim bu hesap as hesabım ya. Diğer hesap mazi oldu. Maalesef. Gönderdik diğer hesabı. Diğer hesabı gönderdik arkadaşlar. Bunu yeni açtım sayılır. İşte bir ayı biraz geçti. De bir santrafor lazım ya bana. Rivaldo'yu mu alsam acaba? Brehme'yi ben de alacağım da tabii daha çok var benim. Ah, biraz daha bassam goldü. Aleyküm selam Titinya, hoş geldin. Karşı atakta valla en iyi diye bir diziliş bence yok. Ama hani bütün dizilişler bence aynı. Hoş geldin Efe, sen de hoş geldin. Üçüncü Efe'miz. Bütün dizilişler bence aynı ama ben 4-3-3 atağa beğenmiştim bayağı. 4-3-3 atakta özellikle de şey olması, bir tane ofansif orta sahanın olması bayağı bir etkili oluyor. Şeylerin olmaması iyi. MDO'lu taktiklerin olmaması çok iyi. Ah, biraz fazla bastım. MDO olduğu zaman çünkü sıkıntı çıkıyor MDO'larda. Sol ayağı zayıf oluyor, bir şey oluyor, bir sıkıntı oluyor. Bu yeni etkinlik diye bir şey yok arkadaşlar ya. Dandik yani. Bir şey yok ki, hiçbir şey yok ki, hiçbir şey yapmıyoruz ki etkinlikte. Aferin sana Kuman. Bellingham. Taremi, Vinicius. Oyna be Vinicius'um be. Ah ya. Verse goldü. Evet. Valla teke tek de bu diziliş iyi mesela. Rolanti, 4-3-3 Rolanti var. O iyi.
Bacio. Bacio. Yapma be. Atsana be bacio. 4-3-3 Rolanti iyi. Bu iyi. Bu taktik iyi. Gökhan. Ha. Valla şu şey var ya, pazartesiye kadar bunu şeyde oynayayım diyorum. Teke tek ve karşı atak oynayayım diyorum. Yok ya valla şey, yatırım tavsiyesi vermiyorum şu an. Çünkü yok. Taremi, aslanım benim be. Ya benim çok düşük ya. Karşı atak teke tek benim çok düşük. Yaparız yaparız, yine yaparız. Pazartesten sonra yaparız. Pazartesten sonra yaparız. Pazartesiye kadar sizde maç yapmak zevkli oluyor da. Benim taktiğin adı mı? Benim taktiğin adı Hoca. Ya nasıl bir şey yok ya? Ayıp ayıp senin yaptığın hoca ya. Baccio, al sana. Al sana tekme. Bu taktik 4-2-3-1. 4-2-3-1 bu taktik. 4-2-3-1 mi bu taktik ya? 4-2-3-1 geniş. Bu taktik güzel. Neden güzel bu taktik? Şu yüzden güzel bu taktik. Arkadaşlar defansif, hayırlı olsun Brehmen. Defansif olarak şey yapabiliyorsun. Hani varlığını daha iyi gösteriyorsun. Ofansa da kendi çabalarına çıkıyorsun. Favori oyuncum Vinicius. Vinicius'u seviyorum. Aleyküm selam. Plata'yı seviyorum. Baggio'yu seviyorum. Bunları seviyorum. Ya benim zaten şu an şeyim çok yüksek olmadığından kalibrem. Yok ya, yasak mı olur? Öyle bir şey yok ya. Frikik de serbest, penaltı serbest, korner serbest. Her şey serbest turnuvada. Öyle saçma şey mi olur? Hayır, her şey serbest turnuvada. Turnuvada yasak hiçbir şey yok. Gole giderken faul yapmak serbest, her şey serbest. Her şey serbest turnuvada. Yasak diye bir şey yok turnuvada. Her şey serbest, sadece yani orta kafa yapmazsanız daha iyi olur diyoruz ama onu da yapan adam. Ya orta kafaya serbest demiyoruz. Ama yasak da diyemiyoruz. Çünkü bir sürü başka problemin çıkma ihtimaline karşı yasak diyemiyoruz maalesef. Yani engellemek çok zor arkadaşlar orta kafayı. Yani keşke kimse yapmasa tabii ki ama. Ah. Yani onu engellemek bayağı zor. Denetlemek baya bir zor. Yani o sebeple biz yasak diye bir şey söyleyemiyoruz ona. Ama yani orta kafayla zaten şampiyon olan adam
Şampiyonluğu gölgede olur. Aa, nasıl korner değil ya? Allah Allah. 2-3 tane şey kullanıyorum ya. Başka kullanmıyorum ben. En çok şeyi çift dokunuş kullanıyorum. Ya abi ne yaptım ben ya? Şaka gibi bugün oyun ya. Allah Allah. Arkadaşlar ne yapıyorum ben? Ne oldu da faul çaldı orada? Vallahi maçta bir sıkıntı var. Çok dikkat etmem lazım. Hakemi de yeneceğiz, oyunu da yeneceğiz bugün. Çıktı hakimi bekten. Hakimi, hakimi, hakimi. Ah be, gitmedi arkaya ya. Diğeri de şey. Diğeri de rahat fake shoot. Aynen, yön değiştirme. Diğeri de rahat fake shoot. Lig birincileri yok. Şöyle olacak. Birinci ile ikinci şey oynayacak. Birinci ile ikinciler Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. 3, 4, 5, 6 UEFA Kupası oynayacak. Oradan şampiyon olanlar Süper Kupa oynayacak sonra. Yani tabii Şampiyonlar Ligi tabii ki her türlü daha değerli ama yani ama yine de Süper Kupayı diğerlerinde hedefi olsun diye Süper Kupayı da koyduk. Bir de playout sistemi var. Playout sisteminde de küme düşenler aleykümselam. Küme düşenler şeyle belirlenecek. Playout sistemiyle belirlenecek. Bence o da çok zevkli olacak arkadaşlar. Küme düşme olacak. Küme düşme olacak biliyorsunuz. Küme düşenler geldi mi arkadaşlar? Tamam mı? Geldi mi şu an? Arkadaşlar şimdi uzun pastan bahsediyorsunuz. Top çevirmeden falan bahsediyorsunuz. Bakın anlatayım size. Bunu soran adam komisyonda. Şimdi arkadaşlar biz ne dedik? Bir saniye. Biz dedik ki şimdi adam diyelim ki uzun pasla gol attı. Şimdi bir, bunu ispatlamak zor, tamam mı? Yani bunun önüne geçmek zor. Yani bunun önüne geçemeyiz. İspatlasan da geçemeyiz. Adam diyecek ki ben attım evet uzun pas ama yanlışlıkla bastım diyecek. Yanlışlıkla bastım diyecek. Sen de uzun pas yaptı diye oyundan çıkacaksın mesela. Yanlışlıkla gol attım diyecek. Kendi kaleme gol atacaktım diyecek. Falan diyecek, filan diyecek. Orta yapmıştır, elimdeydi diyecek. Orta yapacak, kafasından sekecek adamın, ayağıyla vuracak. Yok ben ayağımla attım, ortayla atmadım. Biri diyecek o zaman korner de yasak olsun diyecek. Biri diyecek penaltı da yasak olsun diyecek. Öbürü diyecek faul yapmak da yasak olsun diyecek. Öbürü diyecek ofsaydı da kaldırın o zaman diyecek. Yani bu taleplerin sonu bitmez. Tamam, bunun temel bir talebi orta kafanın yasak olması olabilir. Ama bunu engellemek imkansız. Yani bunu engelleyemezsiniz, bunu denetleyemezsiniz. Her maç bir problem çıkar, her maç başka bir problem çıkar. Yani bunu nasıl denetleyeceğiz, nasıl engelleyeceğiz? İmkansız engellemek. Adam diyecek ki, ben yaptım ne olacak diyecek, şimdi puanım mı silinecek diyecek. Adam 3-0 kazanacak mesela, ne yapacaksınız adamı? Yenilmiş mi ilan edeceksiniz? Adam mesela orta kafayla bir gol atmış, orta kafayla bir gol atmış mesela ama 3-0 kazanmış. Ne diyeceksiniz adama? Ya bırak sen orta kafayla golün birini orta kafayla attın. Seni biz yenildi sayıyoruz mu diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Öbür de diyecek ki
E kardeşim ben iki golü kendi normal attım, birini orta kafayla attım diyecek. Rakibi de diyecek ki ben bir golü atınca saldım oyunu diyecek. Moralim bozuldu diyecek. Takımın morali bozuldu diyecek. Falan diyecek, filan diyecek. Ya bunun sonunu asla ve asla getiremeyiz arkadaşlar. Taleplerin sonunu getiremeyiz, bitiremeyiz. O yüzden biz ne dedik? Orta kafa, uzun pas, bu tip şeyleri hoş karşılamıyoruz ama dedik yasaklayamayız yani bunu. Yasaklayamayız. Yapmamanızı tavsiye ederiz dedik. Onun dışında buna yasak deme şansımız yok. Yani yasak çünkü yasak koyduğun zaman bu yasağın bir yaptırımı olmalı. Yasağın yaptırımı da şu olacak olabilir ancak direkt olarak adamı yenilmiş ilan etmen lazım. Ama onu da yapamazsın işte. Bir sürü problem çıkar. Yani hangi bir yaptırımı uygulayacaksın adama? Yani bu bizim düşünmediğimiz bir şey değil. Hepsini düşündük. Defalarca kez düşündük. Dediğim gibi adam uzun pas attı. De top sekti kafasından. Oradan devam etti. Gol attı. Uzun pası da tamam evet attım ben kabul ediyorum dedi. Ne olacak? Adamın uzun pası attığını inkar da etmiyor adam. Evet elimdeydi yaptım. El alışkanlığı dedi. Turnuvada da yaptım. E ne olacak? Onun bir golünü mü geri alacağız yani? Ya yapamayız ki bunu yani mümkün değil arkadaşlar. Onu denetlemek, onu iptal etmek mümkün değil. Bu kendi vicdanınızla baş başa kaldığınız bir şey. Görüşürüz Ümit sen çık ya çok geç oldu zaten saat senin için. Allah'a emanet kendine iyi bak. Bu kadar durman bile bizim için muhteşem gerçekten. Bakayım senin kadrona. Oo, hakikaten sağlam kadro dizmişsin ha. Vallahi sağlam kadro dizmişsin. Bir Nesta nelere kadirmiş ya. Vallahi bravo. Veron ne işi var burada ya? Veron ne yapıyor? Veron ne işi var burada? Veron'u sal gitsin ya. Aleyküm selam. BHC sen oynadın mı? Orta saha da süper. Van Basten'i de var. Hakimi Hernandez'i de var. Sen kimsin şey? Şu değişik işaretli olan. Veron satılamaz bir de. Niye aldın bunu? Niye satılamaz bu? Veron'da mı var takasta? Veron nereden çıkıyor ki ya? Şeyden mi? Buradan mı çıkıyor Veron? Yo, oyun çıkıyor. Makalele çıkıyor. Allah Allah. Aa, JKX Roni tamam. Bilette. Ha, bunu ne ara bitirdiniz ya? Vallahi bravo, ne ara bitirdiniz bunu? Blank alabilirsin. Loren Blen. Ben şu ikisini alacağım arkadaşlar. Ferdinand düşmüş gene. Ferdinand'la Best'i deneyeceğim. Bedavaymış. Vallahi sağlam iyi bitirmişsiniz ha. Lan şunları 15 küsura sattım da tekrar yükseldi ya. Hayret bir şey. Benim satmamı bekliyormuş karaktersizler ya. Senin kadro. Senin kadro bende var mı ki acaba? Ekli mi ki? Senin kadro ekli değil bende ya. Ya bu Onur Remix kim ya? Allah hatırına kardeşlerim. Kim? Onur Remix kim? Bu Onur Remix beni her gün ekliyor arkadaşlar. Sağ olsun büyük bir hayranım. Sen ekle beni ya. Ben seni şimdi nasıl ekleyeyim oğlum? Nereden bulayım seni? Samet senin kadroya da bakalım. Samet tam orta kafa kadrosu. Ha. Vallahi bravo. Ama sende şey eksik. Gakpo eksik. Bruno Fernandes eksik. Nani'ye yok.
Gakpo ile Bruno Fernandes olması lazım. Yani Gakpo'suz, Bruno Fernandes'siz bir orta kafa kadrosunu düşünemiyorum. Olsun, yine de güzel kadron ya. Niye orta kafaya ihtiyacın yok ki senin? Sen gayet bu kadroyla iş yaparsın yani. Vallahi gayet iş yaparsın bence. Şey ne yapmış bakalım, Serdar abiniz ne yapmış? Serdar abiniz Kivul koymuş, Papin koymuş. Bunları takasa mı verecek? Niye satmıyor bunları? Vallahi beni yakalamış ha. 82. 119 gen olmuş. Beni yakalamış. Vallahi bravo. Ahmet, Vinicius'u 30 basmışsın. Vinicius 30'da bayağı iş yapar ha. Nasıl Vinicius? Aleykümselam, hoş geldiniz arkadaşlar. Vinicius'a diyorum 30 basmışsın. Nasıl Vinicius? Çok iyi değil mi ya? Üstüne adam tanımam ya. Acayip ya. Hem seri hem... Aleykümselam Barış, hoş geldin. Hacı'yı ben de alabilirim ya. Senin stoper yani şeyi al. Kaç para var sende? Blen. Laurent Blen'i alsana. Ucuzladıydı bayağı en son. 30'lara, 33'lere, 32'lere düşmüştü sanki. İşte tek rakibi 112'si. Tek rakibi 112'si işte. 135 milyon var. Abo. Vallahi Blen'le şeyi al işte. Kimi alabilirsin 135? Dört. Abo. Maldini. Evet. Blen al zaten de. Blen bak düşmüştü. Geri teklif yapmışlar. Sabah 30, 33'e falan şey vardı. Satılık vardı 33'e falan. Blen alabilirsin bence de. Blen'in yanına da Vidic alabilirsin. Vidic alabilirsin bence. Yani Vidic'in dip düşerse tabi baya baya bir düşer bu. Yani 999 şu an alma bence Vidic'i. Alacaksan git Van Dijk falan al şimdilik. Şimdilik Van Dijk falan al. Şeye yetmez herhalde. Maldini'ye yetmez. Blen'le Maldini'ye yeter mi? Yetmez. 180 milyon lazım. Blen'le Maldini için. Maldini'ye yetmiyorsa Van Dijk al şimdilik. Van Dijk o kadar kötü değil ya. Alabilirsin Van Dijk bence. Niye? Hızlanması bayağı düşükmüş ama Van Dijk'ın ya. Niye öyle? Van Dijk'ın hızlanması bayağı düşükmüş arkadaşlar. Vallahi 107 hızlanma ne ya? Onun da 112'ymiş gerçi de. Boost vermiyor ya. Müdahale boostu bu. Ha veriyormuş, pardon. Veriyormuş. İyi gene. Gene iyi o zaman veriyorsa. Ya 150 milyon paran var hala çingenlik derdindesin ya. Ne yapacaksın 109 Van Dijk'ı? Kim var ki trajedi?
Insta trajedi kim var ki? Bilmiyorum ki nasıl 120 gen olacağım. Arkadaşlar gene çok takılmayın. Bu birincisi. İkincisi illa gene göre şey yapacaksanız illa gene göre alacaksanız oyuncularınızı değiştireceksiniz. Ya abi ben nasıl faul yapıyorum ya? Bir sıkıntı var ya bu işte. Ben nasıl burada faul yapabiliyorum? Onu anlamadım ya. Ha Gavi. Valla Gavi'yi her zaman satabilirsin ya. Gavi artık yükselmez. Onu sen zamanında keşke düşerken satabilseydin. Kukureya, Kane. Alaba. Alaba da mı çift dokunuş yapıyor be? Vinicius. 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 Ramos. Bellingham. Baggio'dan. Ah be. Niye takıldı ya? Havadan atmıştım ben onu. Havadan atacaktım daha doğrusu. Havadan atamadım. Kane. Alaba şimdi ablukaya aldı diyebiliriz. Rakibi şimdi kontralarla çıkmaya çalışacak. Baggio oğlum çok kasıyor ya. Baggio, Alaba, şey Plata, Baggio, tekrardan Plata. Yapma bunu ya. Şunu kaldıracağım ya. Çıldırtıyor beni ya. Ya başka öbür hareketi yaptım ben gitti onu yaptı ya. Hayret bir şey ya. Harry Kane. Crespo. Rodrigo. Plata geldi. Hakimi bir top kaybı. Dembele vurdu. Onana. Bıraksa dışarı gidiyordu. Aynen Vinicius. Plata. Yükselme sezonu diye bir şey yok. Yükselme sezonu diye bir şey yok öyle. Oyuncular böyle talebe göre falan yükseliyor. Yeni etkinlikler geldikçe de aksine düşer. O yüzden Gavi'nin şu an düşüş trendine yani düşmese bile yükselmez daha doğrusu. O trendde şu an Gavi. Arkadaşlar acayip kasıyor. Sinirlendim. Evet Plata. Oynadı Hakimi'yle. Hakimi'den Taremi. Taremi'den tekrar Plata. Plata geçti. Plata bir çalım daha. Taremi vurdu. Savunma. Ah be. Ah be. Bir tık mı? Ya yaptıklarım yarım saat sonra oluyor ya. Dembele. Alaba. Ah. Mobeste kötü diyenler de var. Çok iyi diyenler de var. Ben de onu anlamadım. Bu kadar nasıl fark oluyor yani? Plata. Baggio enfes pas. Baggio. Baggio direkten döndü. Ah. Taremi. Şimdi Kuman. Plata. Plata. Sert vuruşuna. Ulan adam nasıl bir çin setti ördü önüme. Çin setti ördü resmen. Valla yatırım amaçlı şu an kimse alınmaz ya. İşte lan oğlum lan oğlum oyun gibi ya. Hakimi son atak belki de. Hakimi Plata. Plata.
Plata. Plata ver şunu artık. Plata ver şunu ya. Aleykümselam. Hoş geldin. Umutcuğum sen de hoş geldin. Vukar. Lan şu misim her şeye her yayına gelir. Turnuva olduğu zaman yayına gelmeyeceği tuttu şu misimin ya. Yok arkadaşlar oynamıyorum şu an. VS yapmıyorum. Jack Grealish aldım. Gen 109 olur diye. Ya 109 olur da. Arkadaşlar 109 olacak bunlar da. Yani çıkar mı o da şüpheli. Yani tur atlar mı? Şüpheliyim. Tur atlayıp atlayamayacağı konusunda. Şimdi mesela Grealish ile Carvajal'den birini tercih edecek olursanız yatırım olarak. Yani Grealish'i tercih etmek daha mantıklı olabilir ama Real Madrid tur atlarsa Grealish daha da düşer. Yani Tonali var mesela. Tonali Milan'da. Milan tur atlama şansı var. Dumfries, Gosens, Lukaku bunların tur atlama şansı var. Yani o yüzden hani bunların hepsini takip etmek lazım. Öyle hemen alınmaz bence. Vallahi abim yapacak bir şey yok ya. İnsan sinirleniyor da. Mustafa senin kadro bende ekli mi ya? Senin kadro bende ekli değil herhalde. Ha ekliymiş. O yine dediğime gelmişsin. Figo, Rivaldo almışsın. Oğlunu aldın mı? Alamadım daha ben ya. Daha o görevleri falan yapamadım. Bedava oğlunu alacağım aynen. İnşallah. Bayağı güzel olmuş kadron. Tabii ki de Vinicius ya. Ne takası ya? Ne takası gelecek? Ya şu hala düzelmedi mi ya? Ya biz bu puanları nereye harcayacağız anasını satayım? Biz bu kadar puan biriktirdik. Bunları nereye harcayacağız? Beceri mi alacağız yani? 50 beceri mi alacağız 6500'e? Ha bir de bu günlük mü? Abo günlük bir kere mi alınıyor bu? Abo bunu ben harcayamam ki. Bitiremem günlük bir kere almayla. Lan arkadaş ya. Günlük bir kere neden abi? Niye günlük bir kere ya? Allah Allah. Bunu ne yapsam ki ben ya? Bu geri gelmeyecek mi bu? Haftaya Perşembe gelmeyecek mi bu? Günlük bir kere ne demek ya? Niye günlük bir kere abi? Hayret bir şey ya. Günlük bir kere niyet ne saçmalıktır ya. Ben buradan boost alacağım mesela günlük bir kere diyor adam. Puanımı harcatmayacak. Harcasam mı ya? Ha 1-2 hem takası bitti aynen. Oynamayayım bari şunu ya. Bu cuma gelmez dedim ben size. Siz gelir dediniz. Gelmedi bu cuma. Valla turnuva güzel başladı. Tabi lüzumsuz bazı olaylar oluyor tabii ki. Her zamanki gibi yani olmazsa olmaz. Lüzumsuz bazı olaylar oluyor. Ama onun dışında bence turnuva gayet güzel başladı. Gayet keyifli. Herkes ne yaptığını biliyor.
Aynen, iyi yapmışsın. Ben de zaten genel listeden kaldıracağım onu. Yani kendisi bilir yani. Çıkıp girmekte tabii özgür ama yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani niye girdin kardeşim o zaman? Yani bir maçta hemen Rudiger tabii canım. Lan var ya ya. Öbür adamı değiştirmedim de ya. Şaka gibi gol yedik ya. Arkadaşlar yağmurlu havalarda nedense Wi-Fi'de sıkıntı oluyor. Baggio. Arkadaşlar geldi mi? Takılıyor değil mi? Takılıyor mu? Taremi, Vinicius. Yapma be. Valla takımına göre alabilirsin. Takımına göre alabilirsin. Yani ben mesela şeyi alacağım. Brehme'yi alacağım. Yok offside. Yok offside. İşte bu be. Bir tat vermedi ya. Anasını sattımın oyunu. Arkadaşlar vallahi bir tat vermedi ya kusura bakmayın. Ah. Aleykümselam. Yağmur yağmaya başladı. Yayın öldü ya. Baggio. Ha TR Börü geldi bakın arkadaşlar. TR Börü'yü kim arıyordu? Eray'ı kim arıyordu? Aleykümselam. Eray, seni arayanlar var. Kardeşim hemen turnuva maçına şey yap.
Fagioli'ye efsane bir pas. Hadi be. Yaptın mı? Vay iyi. Ahmet'i yendin ha? İyi iyi. Ahmet hayırdır? Üç sıfır almış seni. Ha tamam. Turnuva artık kapandı ya. Kayıtlar bitti, doldu. Artık bir sonrakine falan bakarız. Alevarayan var. 110 gen yükselir mi? Geç aldım. Yükselmez. Ya işte bakarız arkadaşlar duruma göre. Alırız belki sizlerden birini. Belki şey yaparız yani. Baggio'nun performansı göz dolduruyor. Oğlum ne alakalı? Evet. Baggio'ya bayılıyorum arkadaşlar ya. Bir tane santrafor almam lazım. Hala alamadım. Hala şöyle içini dolduracak bir tane SNT bulamadık arkadaşlar. Lewandowski'yi aldım mı ben ya? Aldım değil mi? Van Nistelrooy'u aldım. Shevchenko'yu almadım. Nkunku. E bu da çok düşüyor ya. Kaç bu? 1.75. Ne kadar zarar ettirir bana? Ne kadar zarar ettirir? 600 bin oradan zarar ettirse. Biraz da düşse. Ha. Aşırı zarar ettirmez bana bu. Torres mi? Ya Torres benim kadroya çok lüks olur ya. Kesin iyidir de. Anthony Martial. Wilson da alabilirdim de. Eusebio, Fowler. Hadi alıyorum o. Hadi alıyorum. Bir deneyeyim bakalım. Nkunku mu? Nkunku mu? Ne ağrıyetse artık. Evet. Nkunku. Nkunku. Hızı aşırı değil. Kafa güç. Güç zayıf. Bunun boost'u neymiş? Bitiricilik basalım ona. Utot harikaydı ya. Nketiah mı diyorsun? Nketiah oynadım ben bayağı güzel. Fena değil Nketiah. Utotsu muhteşemdi. Nkunku Nkunku artık ne diyorsanız bence Nkunku 98'liği değil miydi? 98'lik mi? 99'luk mu? Evet.
Niketia güzeldi ya. Niketia fena değildi. Nkunku. Bakalım ilk maçına ilk transferimiz. İlk transferimiz. Yeni transferimiz pardon. Acuña, Ramos, Koulibaly rakibimiz top çevirerek başladı. Rodrigo, Rabiot. Rabiot iki takım da birbirini tartarak başladı maça. Şimdi bir kontra şansı. Nkunku gidemedi. Ramos döndü şimdi. Nkunku Rabiot'a takıldı. Tchouaméni. Vinicius. Şimdi döndük Baggio'ya. Baggio'dan Nkunku. Nkunku Koulibaly geldi. Müdahaleyi yaptı. Rakip biraz defansif olarak iyi oynuyor arkadaşlar. O yüzden tam olarak şu an Nkunku'nun hareketlerini ölçemiyorum. Nkunku. Nkunku döndü şimdi. Nkunku girdi içeriye. Ah be. Nkunku çaldı topu. Nkunku verdi pası. Boş kaleye. Fagioli. 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 Nkunku'nun büyük mücadelesi Fagioli'ye golü attırdı. Hiç valla beleş gol falan değil. Nkunku'yla abi gene faul verdi ya. Allah Allah. Lan bu faullerden bugün ben ne çektim ya? Rabiot. Plata çaldı topu şimdi bir kontra atak şansı. Offside yok. Offside yok. Nkunku gidiyor. Nkunku. 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 Araya girdi rakibiyle. Aferin sana Nkunku. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orada yarı sahanın bu tarafında kaldığı için Nkunku offside olmadı. Yani o kuralı biliyorsunuzdur. Bizim sahada olursa yani diğer sahada, rakip sahada olursa offside olmuyor arkadaşlar. O kuralı biliyorsunuzdur. Bilmeyenler varsa bilmeyenler için söylemiş olayım. Kimyayı bir türlü ayarlayamıyorum. 100 oluyor, çıkardığımda direkt 60. Ya işte ikon bayağı onu ayarlıyor işte. İkon çevresinde dengeyi kuruyor. İkonlar hepsine şey verdiği için, kimya verdiği için evet, açık alanda yakalanıyoruz şimdi. Pepe, Simeone Pepe, Pepe karşı karşıya. Aa, bota bak. Oha. Bota bak bota, şerefsiz bot. Kaleciye çalım attı lan. Çalım atar mı oğlum? Vallahi botla ben mücadele edemeyeceğim. Kusura bakmasın. Pele. Lan geri çektim ya. Arkadaşlar dışarıda vallahi acayip bir şey dolu yağıyor.
Oha ya, fazla gittik. Şeyi çok seri değil. Hani Enkunku'dan daha seri olmasını beklerdim. Şu an Uşak'tayım arkadaşlar. Acayip dolu yağıyor. Vinicius. Enkunku. Reklam izleyemiyorsun. Valla reklam izleyemiyorsan ön belleği falan boşaltıyorlar. Bir şey yapıyor. Akşam oldu resmen ya. İkindi vakti. Abo. Doluya bak, doluya. Lan maç bitmemiş. Lan araba da dışarıdaydı ya, bir şey olmaz inşallah. Allah. Acayip yağıyor. Resmen gece oldu arkadaşlar. Vallahi şu an ışığı yakacağım resmen. Şu an resmen gece oldu. Aa, şu Doğan'ı satayım da Enkunku'nun zararı çıksın. Durun. Durun arkadaşlar. Bu niye böyle ya? Bunu nereye veriyorlar? Bunu Nesliga. Neyse, satalım gitsin. Vinicius. Arkadaşlar fena değil Enkunku. Fena değil ama öyle tam tatmin edici de değil yani, öyle söyleyeyim. Bir maç daha deneyeceğim, sonra satacağım. Senin kadroya bakalım kardeşim. Valla o kadar çok istedin ki yani, bakayım Allah aşkına. Hacı Vinicius harika. Völler, Veron, Carvajal, Brehme. Bence gayet dengeli güzel kadrom var. O kadar şiddetli değil de. O kadar şiddetli değil de. Bakayım mı? O sese bakın, sese geliyor mu ses? O maşallah. Acayip ya ya. Vallahi yaptık bir şeyler arkadaşlar ya. Eksik var tabii, daha yani tamamlayabileceğin çok yer var da. Tamamlayabileceğin çok yer var şey, Çağlar. Kameraya mı? Valla şimdi sen alışkınsındır ya Efe. Sizin orada çok yağıyor yağmur. Tabii öyle fırtına gibi yağmıyor herhalde. Abo, yıldırım seslerine bak. Acayip yağıyor. Ya bugün de hava güzel diye bir yerlere gidecektim ya. Arkadaşlar mesela bakın, şu an ikindi ezanı okunuyor. Hava bildiğin gece gibi oldu. O kadar kapandı ki. Rehme'yi koydu oraya. Ben de şuraya doğru göndereyim. Ramos var orada. Ramos ya. Aa, çok fena bir pas. Kolomindo. Kolomindo. Anam aslında iyi gidiyordu. Bozdu adamın gidişini ya.
Vinicius sana helal olsun lan. İşte bu yüzden bu adamı çok seviyorum. Bak, yürekli oyuncuları çok seviyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Vinicius bu atakta sağ beke kadar geldi. Sol açık oyuncusu sağ beke kadar geldi o atakta arkadaşlar. Böyle oyunculara hastayız işte. Vinicius, Baggio. Baggio, hadi be. Vinicius şimdi. Marquinhos ya. Bunu gol atmalıydım ya. Nkunku. Hadi be. Hareketi çekemedim. Arkadaşlar benim size bir ipucu vereyim. Size bir ipucu vereyim. Benim en çok zorlandığım rakipler kim biliyor musunuz? Çift forvet oynayanlar arkadaşlar. Size bir sırrımı açıklıyorum şu an. Ya ne yap? Neden biliyor musunuz? Çünkü ben genelde topu ayağında tutan taraf olduğum için arkadaşlar kontra çok yiyorum. Yediğim zaman da çift forvet gelince oradan çok zorluyor beni. Benim en çok zorlandığım şeyler rakipler çift forvet olanlar. Tabi bu bazı rakipler için geçerli değil yani. Onlarla her türlü zorlanıyorum da. Efe gibi, Tamer gibi, Emre gibi rakipler her zaman sizi zorlar arkadaşlar. Dayı gibi. An geri başladı lan. Bak abi, topa müdahale ya. Topa da değinmiş şimdi tekrarını görünce. Allah Allah, Bismillah. Tüh be Fagioli. Ramos burada iyi oldu ya. Buradan çıkmıyor hiç. Emniyet subabımız oldu. Lan basıyorum bir saattir pasa ya. Vinicius. Hadi be. Önünü alamadı ya. Bitir hoca. Plata, bitirme hoca. Lan var ya, iyice yine hava cozuttu. Az önce biraz dinmişti. Anam vallahi dolu yağıyor. Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar bunu nasıl göstereceğim size? Allah. Allah. Lan var ya, çok yakına bir yere düştü ha. Hava coştu yemin ediyorum.
Ortalık perişan oldu. Kameraya geçemiyorum ki buradan. Nasıl geçeceğim kameraya? Şuradan geçmem lazım. Buradan da geçemem valla. Lan var ya araba önü ne tarafa dönüp tüh öbür tarafa döndürseydim keşke ya. Acayip bir durun arkadaşlar. Yok ya açılmıyor. Ben ektirerek ekran görüntüsü yaptığım için açılmıyor arkadaşlar. Anam içeri bile girmiş. Allah'ım ya Rabbi. Arkadaşlar size Discord'dan gönderdim. Bakın. Ben burada tabii videoda etkisi tam anlaşılmıyor da acayip yağıyor. Videoda etkisi tam anlaşılmıyor. Lan elektrik melektrik gider mi ki ya? Avukat. Avukatım kardeşim. Lan maşallah. Lan maşallah. Lan var ya her yeri doldurdu. İşte bu afet afet. Çok büyük değil Allah'tan taneleri. Başka yerlerde daha büyük yağıyor. Burada o kadar büyük yağmıyor. Enkunku'yu aşırı beğenemedim ya. Fena değil. Ama yani Taremi'den çok bir farkı yok yani. Taremi'den çok bir farkı yok. Dur ya Enkunku satılıyor galiba ya. Bir saniye 108 takası yapacak mıyım ben? Boşu boşuna satmayayım komisyon ödemeyeyim ya 6 milyon. 108 109 takasına kaç tane istiyordu? 3 tane istiyor. Kuman'ı vereceğiz. Enkunku'yu vereceğiz. Birini daha vereceğiz. O zaman 108 daha ucuz kim var? 108'lerde. Daha ucuz Osimhen varmış. Bunu ben satmayayım ya o zaman. 108 takasına vereceğim. Şimdi 600 bin boş yere şey ödeyeceğiz. Komisyon ödeyeceğiz. Hala yağıyor ya. Lan ne kadar yağacak böyle bu? Arkadaşlar Ege'de filan olan var mı? Valla bana da çıksa iyi olur Mbappe tabi. Şimdi bunu 600 bin düşecek. Neredesin Ege'de? Sizin orada yağmıyor mu Denizli'de? Yağmur yağmıyor mu? Acayip yağıyor. Allah Allah. Daha da hızlanmış.
Tamer de Denizli'deydi bak. Olsaydı şimdi. Ha maşallah daha da hızlanmış. Vallahi her yeri sel bastı resmen. Hayret ya. Vallahi arabanın üstüne battaniye falan koyayım diyeceğim. Diyeceğim demeye de vallahi çıkarsam beni pert eder bu yağmur. Yani 5 saniyede duş alırım. Aslında ücretsiz duş isteyen varsa arkadaşlar gelsin yani. Vinicius. Vinicius. Ya faul var ya orada. Adam altımıza yattı, faul var. Militao. Lan defansta da böyle yükselsene zalimin oğlu. Ona hala ya ya ya. Ulan balkon falan şey dolmuş. Arkadaş şurada ne alemde? Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Vallahi arkadaşlar. Acayip ya. Ama ben bu kadar uzun dolu yağdığını hiç hayatımda görmedim ha. Bu kadar uzun süre dolu yağar mı ya? Baco ya, Baco ya. Bu oyunun kralısın ya. Bir tane de şuradan çak. Çak oğlum benim be. İşte bu ya. Ya adamım ya. İşte bu ya. Bu adama bayılıyorum ya. Bayılıyorum bu adama ya. Ya dolu yağmasın ya. Yağmur yağsın, dolu niye yağıyor? Dolunun hiçbir şeye faydası yok ki arkadaşlar. Nkunku. Nkunku döndü Baggio ya! Baggio! Mustafa sen neredeydin ya Ege'de? Ha Manisa'daydın değil mi? Doğru. Sizinki daha Ege canım. Bizimki iç Ege. Vallahi işte bak bu dolu çok tehlikeli. Manisa'da üzümler filan çıkmıştır. Üzüm müzüm bu dolu perişan ediyor hepsini. Dolu hiç sevilmez yani. Ankara'da öyleymiş ya. Ankara'da öyleymiş. Baggio. Cizre yanıyordur aynen. Allah Allah hala ya ya. Böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Hala dolu ya ya. Şakır şukur dolu ya ya. Allah Allah. Camam açık değil değil mi lan bir yerde? Bakalım.
Yerler resmen buz kristalleriyle doldu. Yollar, vallar buz doldu ha. Araba da görünmüyor ki buradan. Şuradan gerçi görünüyordur. Şuradan bir bakayım. Valla pencerenin önü böyle resmen buz dolmuş. Pencerenin önü resmen buz dolmuş arkadaşlar. Dolu yağıyor, dolu. Acayip dolu yağıyor. Daha hala yağıyor dolu. Kafamı çıkaramadım şeyden. Vallahi kafamı çıkaramadım. Arkadaşlar bayağı bir galibiyet aldık ya. ...108 takasını yaparım dedim ben de. Yapmam ki ben o takası ya. Boşu boşuna bu adamı daha da düşmesini bekleyeceğiz ya. Ne yapsak ki? Daha da düşer bu ya. Neyse düşerse düşsün ya, ne yapayım. Aşırı da kötü değil arkadaşlar, oynanabilir. Yayın kaç saat oldu? Yayın 57 dakika diyor ya, yok. Hacı mı? Hacı daha pahalı değil mi ya? Hacı Suvo değil miydi ya? SK mı Hacı? Hani nerede Hacı? Ha. Hacı'yı bayağı hızlı yapmışlar ya. Niye bu kadar hızlı yapmışlar Hacı'yı? Hacı bu kadar hızlı değil ki. Vallahi 5 milyona gelirse denerim. Bu fiyata gelirse denerim. 5.2'den mi aldın? Vay be, iyi almışsın. Bu fiyata da gelir. Akşam gene düşer bunlar ya. 108'lerin dibi kaçtı. 108'lerin dibi kaçtı, daha geldi bile. Dibi 3 milyonmuş. George Hacı. Bakalım. Hızı biraz düşük tabi ama diğer özellikleri, çeviklik düşük. Biraz daha tabi ofansif. Ama artı 10'muş o. Bunu da 9 yapalım. Evet. Hayret, Plata'dan vazgeçtik bakalım. Plata. Plata'yı ben bırakamam ya. Plata benim adamım.
Plata bırakılır mı ya? Hacı. Ha, oven var değil mi bir de? Oven gelecek arkadaşlar. Hacı'yı ben pek sanmıyorum şey yapacağımı. Cioli, Hacı. Hızı tatmin edici arkadaşlar. Hızı tatmin edici bir kere dakika bir hemen. Onu söylemek lazım. Bilekleri iyi. İyi yani. Tatmin edici. Daha dakika birden adamın zaten duruşundan belli oluyor yani. Dakika bir hemen belli oluyor hareketlerinden. Şimdi bir de şutunu ölçelim. Abi Hacı'ya 99 numarayı kim verdi ya? Oo, çok iyi çekiş. Lan şu hareketi bir kaldırayım ya. Şu yanlışlıkla şunu elim oraya gidiyor. Hacı. Hacı. Hacı 4 kişi. Hacı 4 kişi geldi. Ne yapıyorsun ya hakimi? İyi ya hemen yorulmuyor da şutuna bakamadık. Adam bayağı bir Grimaldo'nun çift dokunuşu. Çift dokunuş diyorum. Topuk hareketi acayipti. Hayır be, hayır be. Aferin ona. Tüh be. Aynen Galatasaraylılar kullanır. Ya ben de Galatasaraylıyım gerçi de. Bir gol atalım da ondan sonra şu hacıya bir şeyler yaptıralım. Hacı. Sağına romanlar yazılır. Son cümlesine de sol ayaklıydı olur dedikleri Hacı. Böyleydi sanırım. Gerçekten. Gerçekten öyle bir oyuncuydu Hacı. İlk kez hakkını vermişler galiba Hacı'nın. Hacı verdi aradan. Ah be Baccio. Hacı. Aa nasıl dokundu orada? Hacı bu sefer solunu aldı. Hacı. Ah. Ah birazcık kaçırdık.